Yani esasen biraz burada mahpusların taleplerine odaklanalım dedik. Burada en önemli husus tecrit meselesi. Çokça tartışılan bir durum ama bunu net olarak insan hakları savunucu olarak net bir tarifini yapmak gerekiyor. Tecritin bir işkence yöntemi olduğunu ve sadece İmralı Yüksek Güvenlikli Hapishanesi'nde değil, diğer hapishanelerde de artık iktidarın bir yöntemi olarak uygulandığını görüyoruz. Yani buna örnek olarak yakın zamanda İnsan Hakları Derneği olarak bir rapor da çıkardık. Özellikle S tipi, Y tipi ve yüksek güvenlikli hapishanelerde de İmralı Hapishanesi'ne benzer tecrit uygulamalarının uygulamaya sokulduğunu hem yaptığımız mahpus görüşmelerinden edindik hem de ailelerin başvurusu üzerine bunu edindik ve buna ilişkin de hem bir rapor hazırladık hem de bunu gerekli ilgili kurumlara gönderdik. Şimdi biliyoruz, insan hakları savunucu olarak bunu çok iyi biliyoruz. Yani tecriti bir işkence yöntemi olarak ya da tecritin ortadan kaldırılmasına ilişkin söylemler iktidar ve devlet tarafından aslında bir hakikatin açıklanması değil, bir baskı aracı olarak kullanılıyor. İnsan hakları savunucuları tecritin ortadan kaldırılması ile ilgili birçok kampanya başlattı, birçok hukuki başvurularda bulundu ancak devlet buna karşılık bu hakikati görmek yerine dava açmak, gözaltı yapmak, kimi zaman işte gazeteciyi tutuklamak gibi bir tavır sergiliyor. Yani 2011 yılından bu yana özellikle sürekleşen bir tecrit hali söz konusuydu ama 33 aydır özellikle bu tam bir mutlak iletişimsizlik halini aldı. Burada özellikle tecritin toplumsal barışla ilişkisini de vurgulamak gerekiyor. Aslında mahpusların talepleri de bu yönde. Demokratik bir çözümün özellikle İmralı Hapishanesi'nde olmak üzere diğer hapishanelerdeki tecrit uygulamalarının ortadan kaldırılmasıyla, hasta mahpusların serbest bırakılmasıyla, koşulsuz şartsız serbest bırakılmasıyla, idari gözlem kurulu kararlarının gözden geçirilerek idari gözlem kurullarının kaldırılmasıyla gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. Daha önceki tecrübelerimizden gördüğümüz üzere açlık grevine giren mahpusların birçok hakları açlık grevi eylemi gerçekleştirdikleri iddiasıyla, gerekçesiyle askıya alınmış durumda. Yine 27 Kasım 2023'te başladı açlık grevleri. Aldığımız bilgilere göre bazı hapishanelerde açlık grevi eylemcilerin tekli odaya alındığı, bazı yine açlık grevi eylemcilerinin bulunduğu hapishanelerden başka hapishanelere sürgün gönderildiğini görüyoruz. Yani tasfiye edildikte açlık grevi eylemcilerinin taleplerine odaklanılması gerekirken sokakta, hapishanede ve diğer yerlerde açlık grevi eylemine dair, açlık grevi eylemcilerinin taleplerine dair gerçekleştirilen her beyan neredeyse kriminalize edilmeye çalışıyor. İşte Diyarbakır'da da açlık grevi eylemcilerin taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla birçok çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda bir adalet nöbeti de başlattı özellikle mahpus yakınları. Geçtiğimiz günlerde buna ilişkin, açlık grevi eylemlerine ilişkin bir açıklama da yapılmak istendi ancak bu da engellendi. Yani burada bir hakikatin dile getirilmesi engellenmek isteniyor. Biz insan hakları savunucu olarak açlık grevi eylemi gerçekleştirilsin, mahpusların yaşam hakkı riske girsin demiyoruz zaten. Ama burada odaklanılması gereken husus taleplerin meşru olduğu ve bu taleplerin de iktidar ve devlet tarafından görülerek gerekli somut adımların atılması. Yani İnsan Hakları Derneği olarak şu çağrıda bulunabilirim Adalet Bakanlığı'ndan. Hem devlete hem iktidara hem de özelde bu tecrit politikalarıyla ilgili Adalet Bakanlığı'na şu çağrıda bulunabilirim. Tecrit politikası ortadan kaldırılmadan, hapishanelerdeki hak ihlalleri ortadan kaldırılmadan, hasta mahpuslar koşulsuz şartsız serbest bırakılmadan, idari gözlem kurulları kaldırılmadan bir toplumsal barıştan söz edemeyiz. Bugün Türkiye toplumunun acilen ihtiyacı olan tek şey bizce onurlu bir barışın tesisidir. Burada toplum buna hazırlıklı ancak devlet ve iktidarın aslında bu barış yönlü taleplerin önünde baskıcı bir tutumla karşı koyduğunu görüyoruz. Yani İnsan Hakları Derneği olarak bir kez daha çağrı yapıyoruz. Özellikle İmralı Yüksek Güvenlikli Hapishanesi'ndeki tecrit ortadan kaldırılsın. İnsan Hakları Derneği olarak biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Toplumsal bir barışın tesis edilmesi için elimizden geleni yapacağımızı ifade etmek istiyorum.